Biraz hep beraber kazanacağız inşallah. Oh. Sen de gireceksin. Biraz beraber alacağız inşallah. Zeynep, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Başak, şu açıyı açalım da. Basın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gel böyle. Bir. Başkan, biraz bir soru sorayım. Başkanım. Bendesiniz. Başkan, bu tarafa da alalım. Hanginize bakacağımız şaşırtıcı. Buradayız başkan. Fotoş bozdu iş. Sayın başkanım, üstünüzde de böyle Şah nerede? Ha, burada. Başkanım, gel bakayım sen de. Asuman abla. Asuman abla. Emir abla. Siz alın. Aysel abla. Biraz geri al. Biraz geri alalım. Geri alalım. Arkadaşlar. Biraz geri alalım. Asıl ben gideyim. Burada bir kişi bir şey eksik. Sedat abi. Biraz daha geri alalım abi. Sedat abi. Sedat abi. Abi gel abi. Gel lütfen. Mete abi gel bir adım. Yarım adım geri gel. Abi. Al da ondan sonra çık. Dur alayım alayım. Boş dedim geldim. Şimdi esnaflık yaptığımız için yıllarca size bir şunu söyleyeceğim. Tekkeyi bekleyen çorba içer. Biz tekkeyi bekliyoruz. Biz tekkeyi bekliyoruz. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Ben belediye başkan yardımcısı Kadın Bayrak evdeydim. Bizim nasıl olursa makam. İnşallah. Bu anlamda o bayrağı arayı götürürüz diye. Bizim ufaklık dedi ki babasını götür verelim dedi. Bu bayrağı biz başkana emanet ettik. Çünkü aday dairet söyledi. Yapayım inşallah kimi nasip eder. Ama şundan eminim ki, bundan %100 eminim ki Mart sonunda AK Parti'de bir Silivri Belediyesi olacak. İnşallah. İnşallah. Çimede bu anlamda su serpilmiş oldu. İnanan insanların yapacağı çok ciddi zaferler vardı. Silivri'de Sayın Başkanımıza Kadın Bayrak'ın 15 Temmuz gecesini kendisine dava edilmiş olan tüm insanların oylarına talibiz. Yani davam Silivri diyen insanların bu anlamda oylarına talibiz. Allah'ın izniyle tarihi bir rekorla bu belediye alınacak. Ve AK Parti hizmetler başkanımızın dediği gibi dünkü toplantıda Silivri'de tekrar başlayacak ve Silivri modern bir şehir olma noktasına eminim. Sayın Başkanım, geçenlerde gazeteci arkadaşlar hatırlayacak. Tevafuk üstüne güzel bir benzetme oldu. Silivri şu an can çekişen bir hastalık. Gerçekten.
Büyükşehir'in yardımlarıyla şu an kalp masajı yapıyor. Ve Allah nasıl kısmet ederse ben inanıyorum ki genel merkezimiz iyi bir adayı belirleyecek. Silivri'yi şaha kaldıracak. Ayağa kaldıracak. İyi bir adayı belirleyecek. Ve o aday Silivri'yi Allah nasıl kısmet ederse daha ileriye taşıyacak. Hak ettiği değeri kendine taşıyacak. Ve en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de bu. İşte o kişi iyi bir doktor olacak. O kalp masajı gören Silivri'yi ama bypass yapacak, ama stent takacak, ayağa kaldıracak. Bu Allah'ın izniyle AK Parti sayesinde olacağına canı gönülden inanmış bir teşkilatımız biz. Bundan eminiz. Ve özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Daha bundan 40-50 sene önce olmayan ilçeler bizi geçti. Silivri'nin ne halde olduğunu biz görüyoruz. Bugün Avcılar denen yerin Silivri'den daha küçük olduğunu eskiler hatırlıyor. İşte Beylikdüzü'nün hiç olmadığını eskiler hatırlıyor. Mimar Sinan'ın ne halde olduğunu eskiler hatırlıyor. Bugün oraların ne halde olduğunu, Silivri'nin ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizim Silivri'mizin de onlardan fazlası var, eksiği yok. Tarih olarak da çok uzun dönemlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerin şu an bu halde olmasının işler acısı olduğunu görüyoruz. Bugün elini vicdanına koyan bir kişi dünkü fotoğrafa bakıp bir de bugünkü fotoğrafa baktığında yani genel manada çok fazla değil ya Avcılardan bu tarafa doğru olan o genişleme fotoğraflarına şöyle bir baksa, ilerleme fotoğraflarına baksa, etkinlik fotoğraflarına baksa, oradaki çoluğun, çocuğun geleceği, almış olduğu imkanların fotoğraflarına baksa zaten anlayacak. Aklıyla, zihniyle, fikriyle düşünen insan buraya AK Parti'nin hizmet getireceğini görür zaten. İnşallah. Aynen. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel bir örnek oldu. Silivri modern şehir olma noktasında başkanım dediği gibi hedefimizdeki diğer ilçeleri geçmek suretiyle de bir 5 yılda çok yoğun çalışılacağının da mesajını verdi. Meclis olmuş. Zaten 2004-2009 seneleri arasında ne kadar emek verdiğini hepimiz biliyoruz. Siz de verdiniz, Hüseyin Başkanım da verdi, o zamanki ekip de verdi. Allah razı olsun. Silivri bunları unutmadı. Silivri bunları tekrar yaşamak istiyor. Orada yarım kalan bir hizmet vardı. Onu ve biz 31 Mart akşamı kazanıp 1 Nisan'da belediye aldığımızda şunu söyleyeceğiz başkanım. Unutmayın. Bir kenara sen de yaz, sana soracağım ne diyeceğimizi. Nerede kalmıştık diyeceğiz. O zaman onu diyeceğiz, tamam mı? Nerede kalmıştık diyeceğiz. Silivri'ye yapılacak hizmetlerle alakalı. O zaman onu soracağız. Nerede kalmıştık diyeceğiz inşallah. Başkanım tam yerinde vereyim de lazım olur. Açıklama yapmak icap eder. Süre mi uzatılır? Tahmin ettiğim gibi. Hayırlı uğurlu olsun. 12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek olan 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17'ye kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun. O zaman dükkan daha açık başlıyor. Böyle de güzel bir mesaj oldu. 18'inde hafta sonuna kadar dükkan açık demek. Sadece belediye başkan adayı diyelim başkanım. Meclis şu yayınlıyor. An gelen yazı bu yönde. Belediye başkan adayı değil alakalı. Cuma gününe kadar uzatılmış. O zaman meclis üyeliği bugün itibariyle başlıyor mu? Meclis üyeliği başlamıştı. Bugün bitiyor. Başlamıştı. Yok devam ediyor. Ha devam ediyor. Aralık ayına kadar. Aralığın 3'ü müydü? 3'üne kadar devam. Bir çek şu elinde. Bir dakika. Yani onu uzatır. Adaylarım Cuma günü açıklayabilir miyim? Efendim? Ben adaylarım Cuma günü açıklayabilirim. Cuma gününe kadar kapılar açık abi. Herkes açık. Ne olacak? Herkes açık. Çok eski ilerimizde. Kurucularından yakın abi. Kim o? Yanımda sen büyüyor musun? Yanar bir şey söyleyeceğim. Başkanım. Çay gelemedi herhalde. Yok çay gelsin. Ayıp olur yani. Bir şey olmaz. Buradayım burada. Şimdi polis emeklilerine veya polislere şunu söyleyeyim. Belki sizin yaşadığınız problemleri çok fazla bilmiyorum ama evde çoluğunuzun, çocuğunuzun yaşadığını çok iyi bilirim. Siyasetçinin çocuğu, yani siyasetçinin siyasetçilere diyorlar, parası pul, karısı pul mu derler? Hakikaten Ahmet Erbakan önceden
başkanları buldum ki günde 20 saat çalışacak ilçe başkanları. Telekonferans mı? Gece de ilçe başkanları çalmayacak. Dün akşam telekonferans var mı? İlçe başkanları birbirimize bağlı. Küçük adam. İlçenin ilçe başkanı evde. Aslında evde var. Evde misin? Saatte sanırım. Herkes duyuyor mu? Tabii tabii. Saat 8'de evde misin? Evdeyim başkanım. Bu saatleri nasıl eve gidersin sen? Başka da erken başladım, biraz erken gittim. Ben mesela yoldaydım, araç kullanıyordum. Kenara çekmem, sorunma kaldım. Başkası başka yerde. Aynen.